Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Yine Bitez Adaboğazı Akvaryum Koyu üzerindeki küçük koylardan bir tanesine geldim. Bugün de sizinle rejeneratif frenleme, rejenerasyon yani geri kazanım, bunlarla ilgili bir paylaşım yapmak istiyorum. 1800'lü yılların sonuna doğru Nikola Tesla indüksiyon motorunu geliştiriyor. İşte bu büyük bir dönüşümün habercisi oluyor. Peki indüksiyon ne demek? Önce ona bir bakalım. İndüksiyon bir sistemden bağımsız olarak başka bir sisteme herhangi bir fiziksel temas olmadan manyetik alan yoluyla ve manyetik akım yoluyla enerji yüklemesi. Mutfaklarda kullanılan indüksiyon ocakları bilirsiniz. Örnek verecek olursak indüksiyon ocaklarda manyetik akım yoluyla elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürme prensibi üzerinden çalışıyor. Nikola Tesla tarafından geliştirilen indüksiyon motoruna bir bakalım. İndüksiyon motoru iki tane ana parçadan oluşuyor. Bir tanesi stator, bir tanesi rotor. Stator böyle bir silindir gibi sabit bir parçadan oluşuyor. Rotor ise onun içindeki dönen parça. Rotor uçlarından halkalarla birleştirilmiş iletken çubuklardan oluşuyor. Bildiğimiz gibi elektrikli araçlardaki bataryalar DC akım yani doğru akım üretiyorlar. Oysa indüksiyon motor yani elektrikli araçların motorları AC akımla çalışıyorlar. 3 fazlı AC akımla çalışıyorlar. Bataryadan biz enerji pedalına yani eski tabirle gaz pedalına bastığımızda bataryadan elektrikli motora gidecek olan elektrik enerjisini doğru akımdan 3 fazlı alternatif akıma yani AC akıma dönüştürecek olan arada bir inverter oluyor. Bu inverter aynı zamanda elektrikli motor tarafından rejeneratif frenleme sırasında üretilen alternatif akımı DC akım olarak bataryaya da iletmede yine dönüştürücü olarak kullanılıyor. Yani aslında bir nevi beyin gibi hareket ediyor burada. Bu bataryadan gelen DC akımı AC 3 fazlı akıma dönüştürerek statora iletiyor. Bu akım da 4 kutuplu bir manyetik alan oluşturuyor. Bu manyetik alan da rotordaki iletken çubuklarla etkileşime geçerek rotorun dönmesini sağlıyor. Ama rotorun dönüş hızı bu manyetik alanın her zaman gerisinde oluyor. Bataryadan enerji geldiğinde yani biz gaz pedalına bastığımızda her zaman manyetik alanın dönüşü rotorun dönüşünden daha hızlı ve daha önde oluyor. Elektrikli motorlarda bu hız da AC akımdan gelen dalgalanmaya göre ve akıma göre değişiyor. Yani biz invertör yoluyla ayağımızı gaza hani daha hızlı bastığımızda daha çok akım iletmiş oluyoruz. Daha az bastığımızda daha az akım üretmiş oluyoruz. Elektrikli motorların en büyük avantajı da burada ortaya çıkıyor. Bu dönüş hızını bu akımla ayarlayabildiğimiz için invertör bu akımı azaltıp çoğaltarak rotorun dönüş hızını ayarlayabiliyor. O nedenle elektrikli araçlarda indüksiyon motor rotor yoluyla tekerlekleri döndürürken akım hızına göre devir sayısını arttırabildiği için anlık olarak 18.000 devire kadar çıkabiliyor. Torku da anlık olarak tekerleklere iletiyor. Elektrikli motorların en büyük avantajlarından bir tanesi de bu. Hem az parçaya sahip olması, herhangi bir fiziksel temas olmadan çalışması, manyetik alan ve akım yoluyla çalışması, hem de anlık olarak bu torku ve devir yüksekliğini alabilmesi. En büyük avantajları bunlar. Newton'un yasalarından bir tanesi her eylem eşit ve zıt tepkiyi üretiyor. Peki rejenerasyon sırasında ne oluyor? Yani biz ayağımızı gaza bastığımızda evet rotor tekerlekleri döndürüyordu. Manyetik alan rotoru döndürüyordu. Tersi durumda ise yani ayağımızı gazdan çektiğimizde veya frene bastığımızda ise bu sefer rotor manyetik akımdan daha hızlı dönüyor ve tersine bir dönüş başlıyor. Yani rotor tekerlekleri değil tekerlekler rotoru döndürmeye başlıyor. Dolayısıyla Newton'un yasasında olduğu gibi torklar da tersine dönüyor. Zıt bir üretim oluyor. Motor bu sefer jeneratör gibi, dinamo gibi çalışarak enerji üretmeye başlıyor. Bu enerji de AC akım enerji üretildiği için invertöre gidiyor ilk önce. İnvertör de bu 3 fazlı invertördeki güç dönüştürücüleri de bunu DC akım olarak bataryaya iletiyor. Hem gazdan ayağımızı çektiğimizde
yani elektrikli motora enerji akışını durdurduğumuzda hem de frene bastığımızda yine aynı şekilde motora giden enerjiyi durduruyoruz, kesiyoruz. İkisinde de rotor tersine hareket ediyor. Tekerleklerin baskısıyla, dönüş hızıyla ve burada bir kinetik enerji oluşuyor. Bu kinetik enerjiyi de manyetik akım yoluyla elektrik enerjisine dönüştürüyor elektrik motoru. Az önce söylediğim gibi invertörde bulunan güç dönüştürücüleri var. Güç elektroniği dönüştürücüleri var invertörde bulunan. Onlar araçlarda yapılan, yazılımla yapılan, araçtan araca değişecek şekilde bir sınırlamaya tabi tutulmuş durumda. Bazı araçlarda örneğin en yüksek geri dönüşüm rejenerasyon yoluyla 50 kilowatt saat olurken mesela MG gibi bazı araçlarda 20-25 kilowatt saat olabiliyor veya Volvo gibi, Tok gibi, Tesla gibi güç dönüştürücüleri ve invertörü daha gelişmiş olan araçlarda ise bu 100 kilowatt, 150 kilowatt saate kadar çıkabiliyor. Ben mesela Volkswagen ID.7'de denediğimde en yüksek 99.9 kilowatt saatlik bir geri dönüşüm oluyordu. Biliyorsunuz bataryaların şarj hızı da araçtan araça değişiyor. Yine bu şarj hızına benzer şekilde rejenerasyonun da bir şarj hızı var bataryayı. Araçtan araça değişen. Fakat rejeneratif frenleme normal frenleme kadar hızlı bir şekilde aracı durduramıyor. Koşullara bağlı olarak. Peki bunu neler etkiliyor? İşte arabanın ağırlığı, yolun eğimi, yer çekimi yani gravity, G kuvveti, aktarma organlarının yapısı, invertörün yapısı, invertördeki güç dönüştürücülerinin, elektronik güç dönüştürücülerinin yapısı ve teknik özellikleri bu rejenerasyonun geri kazanımının gücünü etkiliyor. Şöyle düşünün, çok dik yokuşlarda çıkarken gazdan ayağınızı çektiğinizde araç yokuş aşağı gidişinden daha çabuk duruyor. Neden? Çünkü rotorun dönüş hızı arabanın ağırlığını, yer çekimi, kuvvetini durdururken çok fazla etkileniyor. Rotorun dönüş gücü manyetik alanın önünde oluyor ama çok çabuk geriye düşüyor. Çünkü aynı zamanda bir G kuvveti var, yani yer çekimi kuvveti var, bir de arabanın ağırlığı var. Yani bu içten yanmalıda da böyledir. Gazdan ayağınızı çektiğinizde yokuş aşağıysa akar ama yokuş yukarı giderken gazdan ayağınızı çektiğinizde araç çok çabuk bir şekilde hızını yavaşlatır. Aynı şey rejeneratif frenlemede de geçerli. Yokuş yukarı çıkarken rejeneratif geri kazanım çok daha az olur. Yokuş aşağı giderken çok daha fazla olur. Yokuş aşağı giderken de aracın ağırlığı ve yer çekimi kuvveti rotorun dönüşünü arttırır. O nedenle yokuş aşağı gidişlerde rejeneratif frenlemenin gücü en maksimum seviyeye kadar çıkabilir. Biz bunu gaz pedalına basış dozajımızla ayarlayabiliriz. Yani tek pedal sürüşte aracı tamamen durdurmak istiyorsak yavaş yavaş gazdan ayağımızı çekeriz. Fren etkisi yapar çünkü rejeneratif frenleme ve dolayısıyla tek pedal sürüşte aracı durdurmaya kadar vardırırız. Rejeneratif frenlemenin gücünü bir de şu da etkiler. Aracı durdurmaya karar verdiğiniz zamandaki aracın hızı. Yani o anda ben aracı durdurmaya karar verdim, yavaşlatmaya karar verdim. O andaki aracın hızı ne? 80 km hızla gidiyorsa, 10 birim geri kazanım yapıyorsa, 100 km hızla giderken çok daha yüksek birimde geri kazanım olur. Yani aracın ağırlığı, yokuş, iniş, yer çekimi kuvveti, güç dönüştürücüleri, aktarma organları, bunların teknik yapısı, geri dönüşümü etkilerken aynı zamanda sizin hızınız da etkiler. Birden çok etken vardır rejeneratif geri kazanımda. Temel fizik kurallarına göre bir aracın kinetik enerjisi hızın karesiyle doğru orantılı olarak artar. Örneğin hızın 4 katına kadar çıkarılması kinetik enerjinin 16 kata kadar artmasını sağlar. Geçmişteki Tesla Model Y'lerden bir örnek verirsek, geçmişteki Tesla Model Y'lerde en fazla 60 kilowatt saate kadar geri kazanım oluyordu. En üst maksimum geri kazanım. Grafikte göreceğiniz gibi Tesla Model S'lerden bir örnek. Eski Tesla Model S'ten bir örnek grafik koyuyorum. Grafikte Tesla'nın rejeneratif frenlerden gelen yavaşlama oranının hız ile nasıl değiştiğini görebiliyoruz. Üreticiler araçlarının farklı modüllerinin ve parçalarının zarar görmemesi için hem aktarma organlarında hem güç dönüştürücülerinde onların teknik yapısına bağlı olarak kısıtlamalar yaparlar. Bu nedenle bu kısıtlamalar aslında güç aktarma organları ve güç elektroniği dönüştürücülerinin yetersizliğinden meydana gelir. Çok daha iyi güç elektroniği dönüştürücüsü ve aktarma organlarının teknik özelliği yüksek olan parçaları kullanan
kullanan araçlar daha yüksek geri kazanım yaparlar. Tabii biz şunu birçoğunuz karşılaşmıştır. Rejeneratif frenlemede kısıtlama olabilir araçlarda. Örneğin aşırı dik yokuşlarda bazı araçlar rejeneratif frenlemeyi devreden çıkarır. Bir bakarsınız araç salınıyor. Siz tek pedal sürüşü almışsınızdır. Araç duracak diye beklersiniz. Ama çok aşırı dik yokuşta araç rejeneratif frenlemeyi devreden çıkarabilir. Aslında bu aracın kendini korumaya almasından kaynaklanıyor. Doğrusu da şudur zaten. Çok aşırı dik inişlerde aracın bu sistemlerinin zarar görmemesi için tek pedal sürüş kullanıyorsanız frenle birlikte destek vermektir tek pedal sürüşe. Bazı araçlarda, bazı markalarda bu nedenle arızalar oluşabilmekte çünkü. Aşırı sıcak ve aşırı soğuklarda da bu durum söz konusu. Biliyorsunuz aşırı soğuklarda örneğin LFP bataryalarda, NMC bataryalardan biraz daha fazla ama her iki batarya türünde de şarj hızı normal diğer ılık havalarda veya yaza göre düşmektedir. Aynen bu şarj hızının düşük olması gibi rejeneratif frenlemedeki geri kazanım da ve rejeneratif frenlemenin etkisi de çok aşırı sıcak ve çok aşırı soğuğa göre değişmektedir. Çok aşırı soğuk havalarda LFP bataryaların olduğu araçlarda rejeneratif geri kazanım ve rejeneratif frenleme kısıtlanır. Hatta bazen tamamen devreden çıkarılabilir. Aslında rejeneratif frenleme ve tek pedal sürüş motora ilettiğimiz enerjinin bir miktarının kaybolmasına neden olur. O nedenle mümkün olduğunca rejeneratif frenleme yoluyla veya tek pedal sürüş yoluyla enerji kaybının olmamasını sağlamak tüketimi aza indirir. Biz şehir içi sürüşlerinde zorunlu olarak kırmızı ışık yanıyordur önümüzde. Zorunlu olarak durmamız gerekiyordur zaten. Ya frene basacağız ya da tek pedal sürüş yoluyla geri kazanımı daha fazla arttırıp disklerinde daha az zarar görmesini sağlayacağız. O nedenle aynı zamanda şehir içi sürüşlerinde önümüzdeki araç yavaşladığında biz de ister istemez yavaşlamak zorundayız. Onu da frenleme yoluyla değil de tek pedal sürüş yoluyla yaparsak yine aynı şekilde fren disklerinin ve balatalarının eskimesinin zamanını uzatmış oluruz. Daha geç eskir. Aynı zamanda da geri kazanımımız daha fazla olur. Ama uzun yolda süratimiz 120 diyelim ki. Bu 120 sürati tutabilmek için sürekli ayağımız gazda veya otopilotta. Biz tek pedal sürüş kullanıyorsak eğer uzun yolda da 120 km hıza veya 110 km hıza sabitleyecek şekilde ayağımız gazda olunca düşünsenize ayağınızı gazdan çektiğinizde siz onun o ataletini, o hızlanmasını yavaşlatmış oluyorsunuz. Evet bir miktar geri kazanım sağlıyorsunuz bataryaya ama sonrasındaki gideceğiniz yol için harcayacağınız enerjiyi ayağınızı gazdan kesmeden önceki harcayacağınız enerjiden daha fazla oluyor. O nedenle mümkün olduğunca uzun yolda daha az rejeneratif frenlemenin en az minimumda olduğu seçeneği kullanın ve tek pedal sürüşü kapatın. Şehir içlerinde ise, yoğun trafikte ise zaten zaman zaman zorunlu olarak duracağınız için tek pedal sürüşü mümkün olduğunca kullanmaya çalışın. Bu konuda daha detaylı ve teknik bilgiye sahip olmak istiyorsanız özellikle yurt dışında yabancı kaynaklarda çok fazla bu konuda araştırma ve veri var. Özellikle mühendislik sitelerinde bunları bulabilirsiniz. Rejeneratif frenleme, rejenerasyon, geri kazanım bunlarla ilgili de bugünkü aktaracaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.